vesaire. Sayın dinleyiciler, kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin bir alt başlığını oluşturmaktadır. Bir ülkenin yumuşak gücü, o ülkenin siyasal değerleri, kültürü ve dış politikası tarafından belirlenmektedir. Kültür bu nedenle önemli bir öge olarak yer almaktadır. Kültürün tam olarak ne olduğuna dair kesin bir birlik olmamakla birlikte, ulusal kültürün pek çok ögesinin diplomasi amaçlı kullanıldığı bilinmektedir. Kültür, insan yaratılarının hepsini içeren ve insanların birlikte yaşamalarıyla ortaya koydukları inanış ve davranışlarının tümünü içeren organik bir yapıdır. Bilinen tüm antropolojik araştırmalarda insanların tarihsel olarak her zaman bir arada yaşadıkları görülmektedir. Birlikte yaşam, dil, inanç, alet üretimi, gelenek, görenek gibi özgün yaşam pratikleri ortaya çıkartılmaktadır. Tarihsel olarak farklı kültürlerle ilişkiler ticaretle başlamış, göçler, fetihler, savaşlarla devam etmiştir. İnsanlar birbirlerine dillerini, adetlerini, aletlerini göstermiş, farklı kültürlerden etkilenmiş, farklı kültürleri etkilemişlerdir. Şu anda dünyada en az etkiye uğramış Aborjin, Sentinel Adası, Yeni Gine, Surma kabilesi de dahil farklı bir kültürden hiç etkilenmemiş bir toplum bulunmamaktadır. Bu durum insan topluluklarını ırksal temelli değil, kültürel temelli olarak inceleme ve uluslar arasındaki farklılıkları kültür temelli olarak değerlendirmeye yol açmıştır. Ulus devletler tarihte ilk kez bu mikrokültürleri ulusal düzeye çıkararak kapsayıcı bir nitelik haline getirmişlerdir. Kültürel diplomasi bir yanıyla kültürler arası etkileşime vurgu yaparken bir yanıyla da ulusların kendi içinde kabul gören kültürel ögelerini uluslararası camiaya bir norm olarak sunma çabalarını içermektedir. Günümüz küresel dünya sistemi içinde kültürel ögelerin giderek birbirine benzediği kabul edilse de hala dil, din, gelenek, görenek gibi farklılıklar devam etmekte ve toplumlar bu farklılıkları kendi üstün ayrıcalıkları olarak uluslararası kamuoyuna sunma ihtiyacı duymaktadırlar. Kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin ana damar çalışma alanlarından ve ülkelerin yumuşak güç kaynaklarından biridir. Kültürel diplomasi, sanat, bilim, eğitim, teknik gibi kültürel ögelerin ülkelerin itibarını arttırmak ve ortaklıklar kurmak amacıyla sunumu olarak tanımlanabilir. Tarihsel olarak geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Hediye verme ve alma en eski kültürel diplomasi örneği olarak kabul edilmektedir. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in Sultan Murad'a 1590'da hediye ettiği içinde küçük bir org olan müzikli saatle Başkan Obama'nın Kraliçe Elizabeth'e 2009 yılında hediye ettiği iPod birer kültürel diplomasi uygulamasıdır. Geleneksel hükümetler arası diplomasi uygulamaları dönüşmüştür. İletişim ve halkla ilişkiler disiplinlerinin ikna ve etkileşim bilgilerinin uluslararası ilişkiler içine dahil olmasıyla kamu diplomasisi etkinlikleri ortaya çıkmıştır. Ülkeler, uluslararası arenada diğer ülkelerin toplumlarını etkilemek ve siyasal, toplumsal politikalarına destek sağlamak istemektedirler. Günümüz kültürel diplomasisinin başlangıcının dil eğitimi ve kültür enstitüleri olduğu ve daha seçkin bir grubu hedeflediği ifade edilebilir. Hem ulusal bilincin oluşması hem de sömürgeleşmeyle başlayan dil eğitimleri giderek farklı başlıklara doğru genişlemiş ve çeşitlenmiştir. Kültürel diplomasi başlığında bu nedenle spor, kongre, burs, değişim programları, müzik, gastronomi, sinema veya insani yardım gibi birbirinden çok farklı ögeler yer almaktadır. Bunlar o toplumun uluslararası düzeyde göstermek istediği en güzel yönlerinin bir toplamıdır. Sayın dinleyiciler, Profesör Doktor Sayın Talip Küçükcan 1963 yılında Osmaniye Kadirli'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans, Warwick Üniversitesi'nde doktora yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde ilmi araştırmalar yaptı. Marmara Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olarak çalıştı.
YÖK Başkan Danışmanlığı, SETA Vakfı Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü ve Dış Politika Direktörlüğü, Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. TRT'de yorumculuk yaptı. SETA Vakfı tarafından yayınlanan Uluslararası Inside Turkey dergisi editörlüğü görevinde bulundu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı tarafından özel temsilci olarak atandı. Orta Doğu siyaseti ve dış politika, yüksek öğretim ve kültür politikaları, Avrupa Birliği'nden göç, din-devlet ilişkisi, laiklik, İslamofobi ve Türkler üzerine çalışmaya devam etmektedir. Küçükcan çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Bugün insana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz program vesairede Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Talip Küçükcan hocamızı telefon hatları aracılığıyla konuk edeceğiz. Muhammed Ersin Toy, Uğur Eracil Süha Uner, saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hocam merhaba, saygılar sunarız. Merhabalar Süha Bey, ben saygılarımı iletiyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, ayrıca teşekkürler. Ama konu çok önemli, sizin de hakim olduğunuz, üzerine yıllarca çalıştığınız bir konu. Kültürel diplomasi. Biz programın girişinde biraz bahsettik ama sizin gibi değerli bir uzmanın, konu üzerine çalışmış değerli bir bilim insanının sesinden de dinleyenlerimizle paylaşmak isteriz. Nedir kültürel diplomasi? Diplomasiyi genel olarak tanımlayıp ondan sonra belki kültürel diplomasi kavramına bakmak lazım. Diplomasi bir ülkenin kendi pozisyonunu, kendi görüşlerini, kendi aldığı duruşu dünyaya aktarması ve onları ikna etmesi, bir anlamda dünya kamuoyunu kendi yanına çekmesi anlamına gelir, destek alması anlamına gelir. Tabii geleneksel diplomasi herkesin bildiği gibi iki devlet arasındaki kurumlar arasında cereyan eden bir diplomasi tarzı. Zaman içerisinde tabii bu geleneksel diplomasiye yeni bir takım eklemeler cereyan etti, oluştu. Bunlardan bir tanesi de kültürel diplomasi dediğimiz alan. Kültür tabii çok geniş bir kavram. Yani sosyolojide, antropolojide çok üzerinde durulan bir kavram. Ama biz kültürü şöyle tanımlayabiliriz. İnsanoğlunun ürettiği maddi ve manevi değerlerin bütününe kültür diye bakabiliriz. Bunun içerisinde sanat, sinema, inanç, edebiyat olabilir. Bunun dışında teknoloji, bilim olabilir. Bütün bunlar bir ülkenin, bir toplumun ürettiği kültürel değerler. Ve geleneksel kodlara bunlar ilave edildiği zaman aslında yumuşak güç olarak da tanımlanıyor. Bunun üzerinde de biraz durmakta yarar var diye düşünüyorum. O zaman ülkelerin kendi pozisyonlarını anlatmaları, muhataplarının insani yönlerini keşfetmeleri ve oraya dokunmaları son derece önemli olur. Geleneksel olarak bakıldığında özellikle diplomaside sert güç çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyordu. Yani ordu, silahlı kuvvetler, ülkelerin siyasetlerini kabul ettirmede, dış dünyaya aktarmada bir güç olarak görülüyordu. Ama bunun yeterli olmadığı fark edildiği andan itibaren bunun yanına özellikle Soğuk Savaş döneminde ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemlerde yeni unsurlar ilave edildi. Soğuk Savaş bittikten sonra da kültürel diplomasi alanı özellikle küreselleşmeyle beraber, iletişim araçlarının son derece etkin olmasıyla beraber daha da zenginleşti. Bugün artık özellikle fiziki sınırların aşıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiye hızlı ulaşılan bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla kültürel sermaye bu anlamda ülkelerin tanıtımı, başka ülkelerin kamuoyuna mesajların iletilmesi ve o kamuoyunun da sizin ülkenizin yanında yer alması veya en azından karşılıkların törpülenmesi açısından son derece önemli. Dolayısıyla kültürel diplomasi bir ülkenin ürettiği kültürel değerlerin tümünün kullanılarak muhatapların ikna edilmesi, mesajların iletilmesi ve onların zihin dünyalarının, kalplerinin ve zihinlerinin kazanılması olarak tanımlanabilir. Hocam az önce kabaca tanımlarken kültürel diplomasiyi tarihsel geçmişinin çok eskilere dayandığını ifade ettik biz. Hatta hediye verme ve alma en eski kültürel diplomasi örnekleri olarak kabul edilir dedik. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in Sultan Murad'a 1590'da hediye ettiği içinde küçük bir ork olan müzikli saati örnek olarak verdik. Bunu niye söyledim? İlk kim kullanmıştır? Acaba uygarlık tarihi boyunca kabileler döneminde bile hep var olmuş mudur? Tarihin geçmişi nedir?
Tabii yani şimdi özellikle antropoloji çalışmalarına baktığımızda açık ve net bir şekilde görüyoruz. İlk insandan bu yana, daha doğrusu yazılı kültürü gördüğümüz andan itibaren bu tür değişimlerin olduğunu fark edebiliyoruz. Yani insanlar bulundukları ortamlarda muhataplarını etkileyebilmek için zaman zaman hediyeleşmişler ve aslında hediye üzerine de çok ciddi sayıda kitap var. Onu da ifade etmekte yarar görüyorum. Bu hediye hem kabileler arasında, işte şehir devletleri arasında veya büyük imparatorluklar arasında gerçekleşmiş, hem de mikro planda aileler arasında, mahalleler arasında gerçekleşmiş. Dolayısıyla hediye kültürü üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, sizin de çok doğru bir şekilde işaret ettiğiniz ve ifade ettiğiniz gibi, aslında kültürel diplomasi insanlığın var olduğu günden itibaren, topluluk haline geçmeye başladığı andan itibaren pratik olarak var. Ama tabii bunun kavramsallaştırılması, kurumsallaşması ve diplomasinin bir parçası haline gelmesi çok daha sonra meydana geliyor. Yani mesela diplomasi kavramına baktığımızda, özellikle kamu diplomasisi kavramına baktığımızda 1960'lara kadar bu kavram üzerinde entelektüellerin, aydınların çok fazla konuşmadıklarını, yazmadıklarını görüyoruz. Aynı şekilde kültürel diplomasi de aslında pratik olarak var. Fakat bunun kavramsallaştırılması çok daha geç dönemlere ait. Örneğin kültürel diplomasiye örnek olarak vermek gerekirse 1930'larda BBC gibi, işte British Council gibi kurumlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kurumların yaptıkları işler aslında geçmişte belki adı konulmamış kültürel diplomasi örnekleri bunlar. Niçin 1930'larda BBC kuruluyor? Çünkü bütün dünyaya yayın yapıyor. Sadece BBC İngiltere içerisinde yayın yapan bir kuruluş değil. Özellikle bu BBC'nin farklı dillerine baktığımız zaman, hangi dillerde yayın yaptığına baktığımız zaman, ki Türkçe'de bunlar içerisinde malumlarınız, çok fazla ülkeye yayın yapıyor. Amerika'nın Sesi Radyosu yine bildiğimiz şekliyle bunlar işte özellikle 1930'larda 40'larda ortaya çıkan kültürel diplomasinin çok başarılı örnekleri denilebilir. Aynı şekilde işte Rusya'da da Sovyetler Birliği'nin komünist ideolojinin sesi olarak ortaya çıkan radyo ve propaganda biçimleri vardı. Dolayısıyla sizin de işaret ettiğiniz gibi kültürel diplomasi insanlığın aslında ilk andan itibaren, iletişime geçtiği andan itibaren kullandığı bir yöntem. Fakat bunun akademiye yansıması, kurumsallaşması, geleneksel diplomasinin bir parçası haline gelmesi daha yenilerde ortaya çıkan bir durum. Çünkü mesela Soğuk Savaş döneminde daha çok propagandaların olduğunu görüyoruz. Yani bir propaganda diliyle bir kültürel diplomasi var. Ama Soğuk Savaş sonrasında ülkeler arasındaki ilişkiler gittikçe artınca, ikili ilişkiler birden tabiri caizse patlayınca, o zaman kültürel diplomasinin önemini biraz daha fark ettik. Çünkü daha önce Soğuk Savaş döneminde ideolojiler arasında bir kavga olduğu için büyük bloklar vardı. Bloklar halindeydi. Mesela o zaman Türkiye diyelim ki işte Batı blokunun içerisinde yer alan bir ülke olarak var idi ve kendi kültürel kodlarının daha ziyade Batı'nın bu tasarladığı, Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturduğu söylem içerisinde kendisini daha fazla ifade ediyordu. Mesela Türkiye, TRT uzun yıllardan beri var, 50 yıllık bir geçmişi var ama geçmişe baktığımızda TRT'nin İngilizce yayını, Fransızca yayını, Almanca yayını olmadığını görüyoruz. Demek ki o dönem aslında Soğuk Savaş döneminin bir takım sınırlamaları vardı. Bugün o sınırlamalar ortadan kalktı ve ülkeler böyle büyük blokların içerisinde hareket ediyorlar. İkili ilişkiler arttı. Bu da Türkiye için, bizim ülke ve benzeri ülkeler için özellikle Soğuk Savaş döneminin ideolojik sınırlarından kurtulan, kalıplarından kurtulan ülkeler için önemli bir fırsat haline dönüştü. Türkiye'de de işte birazdan belki daha detaylı bahsedeceğiz. Özellikle 1990'lar, 2000'li yıllardan itibaren kültürel diplomasiye çok ciddi bir şekilde yatırım yapmaya başladı. Şu anda da onun bir takım sonuçlarını zaten dünyada görebiliyoruz. Yayıncılık boyutuyla ilgili sorular hazırladık. Onları soracağız zaten size hocam. Gerçi şöyle, TRT kurulalı sözünü ettiğimiz tarih 50 yıl oldu. Türkiye Radyoları 1927'den beri yayın yapıyor ve geçmişte de tıpkı diğer ülkeler gibi biz de TRT Türkiye'nin Sesi radyosu aracılığıyla değişik dillerde yayın yapmıştık. Yapmaya da devam ediyoruz. Onu da dinleyenlerimize aktaralım. Bu arada az önce ifade ettiniz, BBC'de bir anım var benim o konuda. Daha doğrusu bir anekdot okumuştum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar propaganda yayını yapıyor. Bugün 30 İngiliz uçağını düşürdük diyorlar.
BBC aynı gün doğru yayıncılık adına hayır 30 İngiliz uçağı değil 40 İngiliz uçağı düştü diye bir yayın yapıyor ve Churchill çok sert tepki gösteriyor BBC'nin genel müdürüne. Diyor ki senede bir gün yalan söyleyin diye sizi 365 gün sübvanse ediyoruz ama onu da yapmıyorsunuz şeklinde bir tartışma oluyor aralarında. Bir kültürel diplomasi örneği değil mi bu da? Tabii ki son derece önemli. Özellikle tabii savaş dönemlerinde, kriz dönemlerinde, bu çatışma dönemlerinde bir ülkenin moralini yüksek tutmak, halkın işte desteğini almak açısından son derece önemli. Ama tabii bugün gelinen noktada biraz özellikle bu tür araçların bir propaganda aracı olarak kullanılması aslında kültürel diplomasiye de zarar da verebilir. Onu da ifade etmek lazım. Çünkü artık bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Yani insanların Evet. bir televizyon kanalındaki, bir radyo kanalındaki veya işte basılı medyadaki bilgiyi araştırması ve bunun doğru olup olmadığını test etmesi mümkün. O nedenle bugün gelinen noktada kültürel diplomasideki en önemli unsurlardan bir tanesi aslında açıklık, Doğru saydamlık ve yayıncılık değil mi doğruluk, hocam? doğru yayıncılık. Kesinlikle eğer bu doğru yayıncılık olmazsa zaten bir defa güven kaybedilince bütün yatırımlarınız sizin, bütün sermayeniz aslında. Çünkü kültürü de bir sermaye olarak görmek lazım. Bu sermayenin heba edilmesi anlamına gelir. Eğer doğru olmayan bir yayıncılık anlayışı gelişirse, ki şu anda isim vermek istemiyorum ama bazı ülkelerin radyo ve televizyon kanalları ile ilgili biliyorsunuz böyle zaten yaptıkları propaganda ve yalan yanlış yayınlardan dolayı çok ciddi oranda saygınlıklarını yitirmiş durumdalar. Yani aslında etkileri son derece az. O bakımdan mesela hani Türkiye'deki yayıncılığa baktığımızda bunu göreceğiz. Bizde biraz daha yeni, biraz daha aslında dünyaya açık bir yayıncılık var. Ve dünyada aslında o geleneksel olarak CNN gibi, BBC gibi tırnak içerisindeki büyük ve etkili kanalların ulaşamadığı pek çoğu aslında coğrafyaya ve kesime ulaşan bugün TRT World gibi bir kanalımız var mesela. Bu çok önemli tabii bir kamu diplomasi aracı bizim için. Onun kuruluşuna bizzat şahit oldum. Çok emek verildi. Onu ayrı bir konu başlığı halinde az önce ifade ettiğimiz gibi konuşacağız hocam. Çok güzel bir yere getirdiniz konuyu. Toplumsal paylaşım siteleri, başta Twitter olmak üzere. Az önce siz de ifade ettiniz. Artık herkes gazeteci. Herkes elindeki telefon aracılığıyla bütün dünyaya çok kısa bir sürede, saniyeler içinde doğru olanı ya da yaşanmış olanı iletebilir. Sosyal medya olarak tabir edilen tırnak içinde bu oluşum kültürel diplomasi açısından ne anlam ifade eder? Bir parçası mıdır? Elbette yani kültürel diplomasinin amacı iletişim kurmak. Evet. Sizin elinizdeki bilgileri dünyaya aktarmak ve dünyanın aslında sizin pencerenizden olayları okumasını, değerlendirmesini ve analiz etmesini sağlamaya çalışmak. Bu açıdan bakıldığında bütün aslında sosyal medya kanalları son derece önemli iletişim araçları bizim için. Belki anlık olabiliyor yani çoğu anlık bildirimleri olan kanallar bunlar ancak bu kanallara, aboneliklere baktığımızda, kullanım oranlarına baktığımızda, eğitim düzeyi ne olursa olsun, gelir düzeyi ne olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun, insanların büyük bir çoğunluğunun bu tür araçları kullandığını biliyoruz. O bakımdan son derece stratejik araçlar olarak bunları değerlendirmek lazım. Ama tabii ki bu araçlar kadar sizin ürettiğiniz içerik de önemli. Yani aracın bizatihi kendisinin var olması önemli. Fakat kültürel diplomasi araçlarının kullanılması açısından bakıldığında nasıl bir içerik üretiyorsunuz? Yani az önce bahsettiğimiz o kültürel sermayenin hangi unsurlarını ne kadar taşıyabiliyorsunuz? Dediğim gibi yani aslında kültürel diplomasiyle böyle propaganda arasında ince bir çizgi var. Bu ince çizgiyi birazcık ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü propaganda anlık günübirlik bir olay. Belki kamu diplomasinin bir alt başlığı olarak alınabilir ya da kültür diplomasinin çok küçük bir unsuru olarak görülebilir. Ama burada kültürel diplomasiden amaç aslında günübirlik propagandalar yapmak değil. Yani su üstüne yazı yazmak değil. Daha kalıcı etkiler bırakmak. Mesela Türkiye'nin ve ilgili algılar diyelim ki bir ülkede, bir toplumda olumsuz ise bu algıları nasıl değiştirebiliriz? Bunlar sadece sosyal medyayı bir gün kullanmakla değişecek şeyler değil. O nedenle bu kültürel sermayede üretilen unsurlara bakmak lazım. O zaman daha kalıcı bir işte kültür diplomasisi yapılmış olabilir. Üretilen içerik de daha kalıcı etkiler bırakabilir. Bununla ilgili olarak mesela bir izninizle örnek paylaşmak isterim. Sosyal Estağfurullah. medya Buyurun hocam. üzerinde değil ama Buyurun. bu Türkiye-AB ilişkilerinde ya, hatırlarsanız bizim ilişkilerimiz hep inişli çıkışta olmuştu.
Türkiye'nin dış dünyadaki algısı genelde işte kalıp yargılarla inşa edilmiştir ve olumsuz olarak gündeme gelmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinde böyle başlandı ama 2005 yılına geldiğinde çok iyi ben hatırlıyorum. 2005 yılında Türkiye tam üyelik müzakerelerine başlama hakkı elde etti. O günden bugün elbette çok şey değişti. Bir takım işte inişler çıkışlar yaşandı. Ama şunu gördük. Biz Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin tam üyeliği ile ilgili müzakere oylaması yapıldığında sizin de çok iyi hatırlayacağınız üzere bir pankart kaldırıldı. O pankartta şu söyleniyordu. İngilizce yazılıydı. Yes to Turkey. Türkiye'ye evet. Yani Türkiye'nin AB üyeliğine Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri 2005 yılında neredeyse büyük bir konsensusla evet demişti. Ve bunu derken elbette ki kamuoyunun görüşlerine muhalefet etmeleri mümkün değildi. O zaman Avrupa kamuoyuna da baktığımızda benzeri bir manzara vardı. Mesela o dönem yürütülen kamu diplomasisine bakıldığında elbette bu kamu diplomasisinin içerisinde kültür vardı, siyaset vardı, üniversite vardı. Bütün bunlara baktığımızda bir başarı hikayesinin orada inşa edildiğini görüyoruz. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki aslında gerek kamu diplomasisi genel olarak, özel olarak da kültürel diplomasi çok iyi bir şekilde tasarlandığında, mesajlar iyi şekilde verildiğinde, doğru muhataplara verildiğinde, tabii burada muhatapları da çok iyi tanımamız gerekiyor. Sadece kendi kültürel mirasınızı ön plana çıkarmak yetmiyor. Hangi dille, hangi yöntemle bunu dünyaya anlatacaksınız? Bunun da çok iyi bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Bu açılardan bakıldığında tekrar başa dönelim. Yani sosyal medya platformları son derece önemli. Ama daha önemlisi burada sizin insanlara ileteceğiniz içerik. Çok haklısınız hocam. Şimdi SETA. Siz de bir dönem görev yaptınız SETA'da. Hatta Inside Turkey dergisi editörlüğü görevinde de bulundunuz. Dikkat ediyoruz, son yıllarda SETA çok önemli işler yapıyor. SETA özelinde biraz kültürel diplomasiyi konuşmak isteriz. Elbette. Şimdi dünyada pek çok ülkede bir düşünce kuruluşu geleneği var. Yani normal şartlarda ülkelerde fikir üreten pek çok kurum var. Bunlar aslında üniversiteler var, işte araştırma merkezleri var ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini çok gördüğümüz düşünce kuruluşları var. Bunlar geleneksel kalıpların dışında çalışmalarıyla bilgi üretirler. Bu bilgiyi mümkün olduğunca geniş kitlelerle paylaşırlar. SETA'nın kuruluş amacı da böyleydi. Ben ilk SETA kurulduğunda orada çalışan araştırmacılardan bir tanesiyim. Direktörlük yaptım bazı birimleri için. Söyleyeyim onu, SETA Vakfı Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğü ve Dış Politika Direktörlüğü yaptı. Evet. Değerli dinleyenler, Sayın Küçükcan geçmişti. Teşekkür ediyorum ve aynı zamanda Inside Turkey dergisinin, ki bu İngilizce yayınlanan birkaç tane Türkiye menşeli dergilerden bir tanesi, bu derginin editörlüğünü yaptım. Orada muhataplarımıza Türkiye'yi en iyi şekilde ve en doğru şekilde nasıl anlatabiliriz? En kaliteli bilgiyi, en doğru bilgiyi nasıl üretebiliriz çabasıyla bunu yaptık. Tabii üniversiteden, diplomasiden, bürokrasiden ve medyadan pek uzman arkadaşların katılımlarıyla bu bilgiler oluşturuldu ve biz bu bilgileri çeşitli platformlarda, dünyadaki çeşitli konferanslarda, çeşitli panellerde muhataplarımızla paylaşma imkanı bulduk. O zaman şunu açık ve net bir şekilde gördük ki aslında doğru bilgiye erişemeyen veya bütün bilgi kaynaklarını sadece belirli kaynaklar kanalıyla elde etmiş bir kitle var dünyada. O da Türkiye ile ilgili olumsuz yargıları, kalıp yargıları hep besleye gelmiş. Bir kere bu bilgi üretme, sadece bilgi üretme değil aynı zamanda söylem üretme tekeli Türkiye'de SETA tarafından kırılmış oldu. Bu çok önemli bir aslında gözlem, onu ifade edeyim. Çünkü o dönemde Türkiye'nin iç kamuoyunda da aslında SETA'daki çalışmalara bakıldığında medyada çok kullanıldı. Pek çok programa çıktı arkadaşlar, üniversitelerde konferanslara katıldılar, uluslararası camiada ki SETA çalışanlarının profiline bakıldığında bunu görebilirsiniz. Dünyanın çok iyi üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmış arkadaşlar, çok dilleri ve vakıf arkadaşlar. SETA'nın bugün pek çok dilde yayınları var. Mesela sadece Inside Turkey gibi bir İngilizce dergi değil, aynı zamanda Türkiye diye bir Arapça dergi de var. Mesela bu kimsenin aklına gelen bir şey değil. Halbuki 300 milyon insan Arapça konuşuyor. Yani çok geniş bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlelere ulaşılması açısından kritik bir kurum olarak karşımıza çıktı. Inside Turkey dergisi mesela, bizim editörlüğümüz dönemi için söyleyeyim bunu. Şimdi de o başarı devam ediyor bildiğim kadarıyla. Google Scholars'ın taramasına göre İslam
ve Orta Doğu konusunda en fazla atı falan dergi haline geldi dünyada. Evet. Bu ne demek Süha Bey? Etkili bu demek. Derginin tabii okunduğunu gösteriyor. Bu dergideki bilgilerin başka akademisyenler tarafından, medya kuruluşları tarafından atıftan olduğunu gösteriyor bize bu taramalarda. Demek ki aslında Türkiye gerçekten saydam, doğru, özgüvenli bir bilgi üretirse ve bunu kaliteli bir şekilde dünyaya sunabilirse bunun alıcısı var. O nedenle SETA öyle bir pozisyona geldi ki mesela bu ürettiği bilgilerin doğruluğundan ve yapılan analizlerin isabetli olmasından dolayı yurt dışından gelen pek çok mesela gazeteci veya siyasetçinin ilk uğrak noktalarının bir tanesi hep SETA oldu. Türkiye'yi okurken farklı bir bakış açısı, bölgeyi okurken farklı bir bakış açısı. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında kamu diplomasisinde bu anlamda çok önemli bir akademik birikimiyle SETA katkıda bulunmuş oldu. Tabii burada şunu da zikretmek lazım. Oradaki birikim büyük oranda üniversitenin de birikimiydi. Yani kültürel diplomasiden bahsederken üniversiteleri mutlaka akademiyi bir tarafa koymak gerekli diye düşünüyorum. Ayrı bir soruydu ama madem siz getirdiniz konuyu oraya hemen soralım yeri gelmişken hocam. Üniversiteler kültürel diplomasinin neresinde? Üniversiteler aslında normal şartlar altında kültürel diplomasinin merkezinde olması gereken kurumlardan. Fakat Türkiye'deki üniversitelerin henüz o noktada olmadığını ifade etmekte yarar var. Başarılı çalışmalar olmakla beraber. Buna birkaç örnek verebiliriz. Normalde biz bir etkileşimden bahsediyoruz aslında kültürel diplomasi söz konusu olduğunda. Mesela üniversitelerimizin yurt dışından gelen öğrencilere çok daha açık olması gerekirdi. Bu beklenirdi. Şimdi dünya neresine giderseniz gidin, İngiltere gibi, Almanya gibi, Fransa gibi, yurt dışından özellikle yetenekli öğrencilerin gelmesi için bu kurumların çok ciddi faaliyetler gösterdiğine şahidiz hep beraber. Hatta bazı ülkelerde giderler bunlar, işte bürolar açarlar, kendi üniversitelerin reklamını yaparlar. Buradaki amaç şu, o ülkelerden, farklı ülkelerden en yetenekli öğrencileri gelsinler, oranın bilimine, kültürüne fayda, yararlı çalışmalar yapsınlar ve yarın bir gün okulların kendi ülkelerine döndüklerinde de size potansiyel aslında birer kültürel diplomat, isterseniz öyle isimlendirelim, kendi ülkelerine dönsünler. Şimdi bizim üniversitelerimizin elbette şöyle bir başarısı var, yani bunu ifade edelim. Bugün gittikçe artan sayıda bir yabancı öğrenci sayısı var Türkiye'de. Yaklaşık 180 bin civarında bugün hem kamu üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde yabancı öğrencimiz var. Bu kültürel diplomasinin en önemli aktörleri aslında araçları bunlar. Ama tabii Türkiye'nin potansiyeline baktığımızda bu kadar öğrenci sayısının yerine mesela bunun 2 katı, 3 katı Türkiye çok rahat bir şekilde hem bölgesinden hem dışarıdan öğrenci alabilir. Bu konuda üniversitelerimizin biraz muhafazakar olduğunu ifade etmeliyim bir üniversite hocası olarak. Yani bazı üniversitelerimiz aslında potansiyeller olmasına rağmen biraz daha içe kapanıklar. O nedenle belki işte YÖK'ün bu konuda bir çalışması oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bir takım ortaya koyduğu hedefler oldu. Önümüzdeki yıllarda umarım bu giderek artar. Tabii üniversitelerin temel görevlerinden bir tanesi de bilim ve bilgi üretmek. Yani bugün üniversitelerimize baktığımızda Türkiye tarihi, coğrafyası, kültürü, sanatıyla ilgili son derece kaliteli çalışmalar yapılıyor. Fakat bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu raflarda kalıyor. Çünkü bu çalışmaların dünyaya aktarılabilmesi için belirli bir dil, belirli bir yöntem, belirli bir strateji takip edilmesi gerekiyor. Oralarda başarılar daha çok kurumsal olmaktan ziyade bireysel başarılar var. Ama bunun da iyi bir başlangıç olduğunu görmek gerekiyor. Üniversitelerimizin potansiyeli çok iyi. Fakat bu potansiyelin henüz daha en azından benim bu şahsi kanaatim tabii olması gereken şekilde kullanılmadığını düşünüyorum. Genç ve çok dinamik bir akademik kadro var. Üniversitelerimizin imkanları gittikçe artıyor. Çok iyi mesela fiziksel altyapısı olan üniversitelerimiz var. Bir ikinci mesele bu konuyla ilgili artık üniversite sadece belirli şehirlerde konsantre olmuş değiller. Yani Anadolu'nun her yerinde şu anda üniversiteleri var. Dolayısıyla üniversitelerimizin bu klasik ve geleneksel öğrenci yetiştirme, araştırma yapma fonksiyonlarına bir de bu kültürel diplomasiyi eklemek lazım. Çünkü üniversite son tarihinde entelektüellerin, aydınların yetiştiği, söylem üretebilecek kapasite insanların olduğu yerler. Yani sürükleyici bir tarafı var. Yani normalde bütün dünyaya baktığımızda üniversite aslında siyaseti de sürükler, medyayı da sürükler. Yani çünkü yeniliklere açık, yeni fikirler ortaya koyarlar. Bütün bu açılardan baktığımızda üniversiteler önemli merkezler. Tabii öğrenci değişimi şu anda birazcık COVID, korona nedeniyle azaldı. Öğretim üyesi değişimi biraz azaldı. Umarız bu sıkıntılar atlatıldığında üniversitelerimiz bu küresel
dünyanın önemli bir parçası haline gelirler. Dediğim gibi yani Türkiye işte ekonomide, savunma sanayinde, işte medyada sizin alanınız ne kadar böyle büyük potansiyellerle çalışıyorsa ve varsa bu potansiyel, benzer bir şekilde üniversitede de var. Üniversiteler bu açıdan biraz daha aktif hale getirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle kültürel diplomasinin bir aktörü olarak. Şimdi liberalizmin merkezi Amerika Birleşik Devletleri. Pek çok sektör özelleştirilmiştir. Ama az önce siz de ifade ettiniz. Amerika'nın sesi, Voice of America, hala bir kamu kurumudur. Bu girişi niye yaptım? Kamu diplomasisinde TRT'nin rolü nedir? Bir kamu yayıncısı kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde. Kısmen girdiğimiz TRT World, gerçekten çok emek verildi. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok zor bir süreçti ama başarıyla kuruldu ve yayınlarına devam ediyor. Sizce TRT kültürel diplomasisinin neresinde? Bence TRT ve benzeri kurumlar. Evet. Kültürel diplomasinin tam merkezinde olan kuruluşlar. Bunu şunun için söylüyorum. Örneklerine baktığımızda işte Amerika'nın Sesi Radyosu, BBC'nin ortaya çıkışı, işte Fransa'daki, Almanya'daki bir takım işte medya organlarına baktığımızda bunu açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Yani komünist kamu, dönemde bizim radyo Doğu Blokunda. Tabii. Çok Çin'in mesela şu anda Çin'in kendi radyosu mesela. Evet. Bunlara baktığımız zaman TRT'nin de, TRT World'ün de daha özel olarak çok önemli fonksiyonlar icra ettiğini söyleyebiliriz. Yani TRT'nin yapımlarına baktığımızda bugün TRT'nin ortaya koyduğu işte müziktir, dizilerdir, bunlara bakıldığında çok önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Tabii Türkçe yayınlar itibariyle baktığımızda o da Türkçe konuşulan dünyaya çok önemli yayınlar yaptı. Yani mesele sadece TRT World'ün kurulmasıyla başlamadı aslında. Şunu ifade edelim, Türkiye'nin periferisine baktığımız zaman çok geniş bir aslında periferiye biz hitap ediyoruz. İşte Balkanlarda Türkçe konuşan çok sayıda insan var. Avrupa'da çok geniş bir diasporamız var. İşte Türkiye Cumhuriyetlerine baktığımızda belki Türkiye Türkçesiyle bile olmasa Türkçeyi anlayan, konuşan, yazan pek çok insan var. İran'da. Aslında, tabii İran'da da aynı şekilde. İşte Irak'ın kuzeyi, Kerkük bölgesi aynı şekilde, Suriye'nin kuzeyi. Dolayısıyla aslında çok geniş bir kitleye TRT ilk kurulduğu günden itibaren Türkiye'yi anlatıyor. Türkiye'nin pozisyonlarını anlatıyor. İlla bu pozisyonu anlatmak demek işte siyasi bir söylem üretmek demek değil. Yani yaptığınız müzik yayını bile, yaptığınız işte bir sanat ve kültürle ilgili yayın bile bu kültürel diplomasinin tam da merkezinde olan yayınlar, ürünler, bu sermaye birikiminin birer parçası. Tabii TRT World'un kuruluşu Türkiye'deki kültürel diplomasinin yeni bir halkası. Onu ifade etmekte yarar var. Siz de işte baştan itibaren takip ediyorsunuz. 2015 yılında kuruldu ve 5 yıl içerisinde de geldiği noktanın aslında çok iyi sıçrama olduğunu ifade etmekte yarar var. TRT Arapçayı da buna dahil edelim lütfen. Onu unutmayalım. TRT Arapça da bugün dediğimiz gibi 300 milyonluk bir nüfusa hitap ediyor. TRT World çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Bu açıdan bakıldığında oradaki editorial pozisyon, seçilen resimler, fotoğraflar, kullanılan dil, bütün bunlar Türkiye'nin kültürel diplomasisi açısından çok anahtar rol oynuyor. Yani dünyaya farklı bir pencere, farklı bir gözlük, farklı bir açı sunabiliyorsanız eğer, bu sizin için son derece önemli bir imkan demektir. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla TRT Arapça, TRT işte Avaz gibi, TRT World, bunlardan bir başkası. Bir de tabii şunu hatırlatmakta yarar var değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Mesela şu anda Almanca online yayınlar yapılıyor. Yani belki geleneksel olarak kurulmuş bir televizyon kanalı yok şu anda ama Almanca yayınlar yapılıyor, Rusça yayınlar yapılıyor. Dolayısıyla bu etki alanını sadece TRT World İngilizce olarak görmemek lazım. Çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu ifade etmekte yarar var. Tabii TRT World'deki mesela bazı belgesellere baktığımızda bunu açık ve net bir şekilde görüyoruz. Dünyada çok daha farklı bir şekilde, diyelim ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılıkla ilgili yaptığı yayınlara bakınca mesela şunu görüyorsunuz. Evet, TRT World gerçekten de çok farklı bir ses. Yani geleneksel Amerikan televizyonlarında göremediğiniz yorumları, analizleri, hatta konukları orada görmeniz mümkün. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani teknoloji bizim için önemli bir imkan. Yeter ki biz bu imkanın içini iyi dolduralım ve dünyanın anlayabileceği bir dille. Bakın bu çok önemli. Dünyanın anlayabileceği dilden kastımız Arapça, İngilizce, Fransızca değil. Onların anlayabileceği kodları oraya yerleştirmek,
mesajları oraya yerleştirebilmek ve o mesajların daha sonra muhataplarımızın tarafından çözümlenmesini beklemek. Dolayısıyla TRT'nin ben kuruluşundan itibaren çok önemli bir kültürel diplomasi aracı olduğuna kaniyim. Özellikle bu da tartışacağımız konulardan bir tanesi bildiğim kadarıyla. TRT'nin ürettiği veya işte özel kanalların ürettiği bir takım unsurlar. Neler? İşte diziler diyelim. Dizilerle ilgili evet. Şöyle bir giriş yapalım. Ben Şiraz yakınlarında Persepolis'i geziyordum İran'da. Bir okul grubu, liseli genç kızlar ve çocuklar yanıma geldi. Türk olduğumu öğrenince bir dizinin finalini sordular bana. Dedim ki ben o diziyi izlemiyorum. Bugün Lübnan'da, İsrail'de pek çok jönü Türklerin, işte Kıvanç Tatlıtuğ örneğini verebiliriz, çok iyi tanınıyor. Yunanistan'da Türk dizileri izleniyor. Bunun etkisi nedir? Buna aslında biraz müzik ve sinemayı da koyarsak çok daha sağlıklı olur sanıyorum. Nasıl değerlendirirsiniz kültürel diplomasi açısından? Tabii ki. Yani isterseniz bunların hepsine biraz sanat diyelim. Yani, sanat diyelim, buyurun hocam. Değil mi? Evet. Yani bunun içerisinde müzik var, diziler var, edebiyat var. Müzik var, şiir var, işte müzelerimiz var veya işte dünyanın farklı kentlerinde gezdirdiğimiz sergiler var. Mesela Kanuni sergisini hatırlarsınız. Kanuni evet. sergisi Fransa'ya gitti, Londra'ya gitti, New York'a gitti. Şimdi bu serginin çıktılarına baktığımız zaman, etkilerine baktığımız zaman bunlar aslında sizin milyonlarca dolar vererek reklamlarla elde edemeyeceğiniz Türkiye ile ilgili olumlu bakışlar üretti yani geçmişte. Dolayısıyla bu kültürel diplomasinin önemli bir parçası. Müzelerin bizatihi kendisi bile yani. Sporu da etkileyelim hocam. Tabii spor var tabii. Listemde spor da var. Yani spor da Türkiye'nin son yıllardaki başarılarına baktığımız zaman hem bireysel olarak sporcularımızın hem de takımlar olarak baktığımızda inanılmaz bir aslında kültürel diplomasinin unsuru olarak karşımıza duruyorlar. Ama isterseniz önce biraz dizilerden bahsedelim. Çünkü dizilerle ilgili gelişmelere baktığımızda sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin yakın ve uzak coğrafyasındaki pek çok ülkede dizilerimiz çok ciddi ilgi görüyor. Ben de mesela geçmiş yıllarda çok seyahat ediyordum bu programdan önce. Gittiğimiz pek çok ülkede özellikle yakın coğrafyada, Balkanlarda, Türkiye Cumhuriyetlerde ve Orta Doğu'da alışveriş merkezlerinin kapılarında, pencerelerinde veya sokaklarda Türk dizilerinin reklamlarını görebiliyorduk. Yani bu çok önemli bir aslında kültürün dağıtımla yayılması ile ilgili. Tabii bu dizilerin hepsi Türkiye'ye olumlu bir bakışı ifade ediyor. Yani insanlar bu dizileri gördükleri için Türkiye'ye seyahate geliyorlar. Bu dizilerdeki bazı mekanları görmeye geliyorlar. Bu dizilerdeki mesajları alıyorlar ve Türkiye modeli diye bir model ortaya çıkıyor dünyada. Uzun yıllar tartışıldı bu. Yani Türkiye modeli. Hatta geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz tekrar bu konuyu gündeme getirdi. Yani yönetim biçimiyle, demokrasisiyle, işte dış politikasıyla, ekonomik gelişmesiyle, toplumsal bütünleşmesiyle bir farklı bir model. Bu modeli insanlar nerede görüyorlar? İşte dizilerde görüyorlar. Elbette dizilerin bir kısmı kurgu, bir kısmı gerçeklik. Ama her halükarda şunu görüyoruz. Nasıl biz işte kendi gençlik dönemlerimizde Amerikan filmlerini izlediğimizde etkilendiysek o Amerikan filmlerinde şu ya da bu şekilde. Ve Amerika'nın lehine etkilendik bunlardan. Bugün de bu dizileri seyreden insanlar orada gördüklerinden dolayı Türkiye'ye daha olumlu bir bakış sergiliyorlar. Bunun en son örneği daha somut olduğu için söylüyorum. Mesela şu anda Pakistan'da dirilişle ilgili gelişmelere bakalım. Diriliş TRT'nin yapımı biliyorsunuz ve şu anda TRT World Research Center var. TRT World'ün içerisinde bir de araştırma merkezi var. Bu araştırma merkezinde çalışan Pakistanlı arkadaşlar var. Biz onlara bir görev verdik ki bu diziler Pakistan'da nasıl etki yapıyor? Yani inanılmaz etkileri var. İnsanlar bu dizileri seyrediyorlar çünkü bu dizilerde biraz da kendilerini buluyorlar. Yani mesela yapılan The Guardian'da çok uzun bir analiz vardı. Yani neden insanlar Türk dizilerini seyrediyor Pakistan ve benzeri ülkelerde? Çünkü insanlar bu dizilerde Avrupa'da dizilerdeki görmedikleri şeyi görüyorlar. Yani biraz daha işte aile yapısı itibariyle bakıldığında, inançları itibariyle bakıldığında, mefkure itibariyle bakıldığında biraz daha kendisine yakın bir şey buluyor orada. O nedenle bu diziler Türkiye için önemli bir gelir kaynağı bir taraftan. Ama asıl etkisi özellikle kültürel diplomasi alanında. Bunu şöyle bir örnekle aslında güçlendirebiliriz. İki dakikamız kaldı hocam. Buyurun. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri bir zamanlar kendi ürettikleri dizileri bedava bütün dünyaya
dağıtıyorlardı. Bakın bedava, ücretsiz bir şekilde. Şimdi bakın Türkiye dizilerine çok ciddi paralar ödeyerek insanlar bu dizileri seyrediyorlar. Bu bizim kültürel diplomasi açısından son derece aslında önemli bir sermaye. Onu ifade etmekte yarar var. O nedenle ama tabii dediğimiz gibi bunun için muhataplarımızı da iyi bilmemiz lazım. Muhatapların da karakterini, kültürünü, onlarla çatışmayacak, onlarla çelişmeyecek, onların dünyasına girebilecek bir senaryoyla ve hikayeyle bunu yapmakta yarar var. Tabii burada bilimi unutmayalım, sanatı unutmayalım, bunları söyledik, teknolojiyi unutmayalım. Dil eğitimi ve kültür enstitüleri de var. Tabii. Yani onlara zaman kalmadı. Kalmadı çünkü hocam Yunus maalesef. Emre Enstitüsü, evet. Bunları tek tek zikretmek lazım. Ayrıca mesela Maarif Vakfı şu anda önemli işler yapıyor. YTB son derece önemli işler yapıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında Türkiye'nin kültürel diplomasisi şu anda daha organize, bunu ifade edelim. Daha birbirleriyle iç içe geçmiş durumda. Bunda da sanırım Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurulması ve o başkanlık altında da kamu diplomasisinin daha ciddi bir şekilde örgütlenmesinin etkisi vardır diye düşünüyorum. Şu Covid-19 belası bir uzaklaşsın tüm dünyadan. Tabii telefon hatları aracılığıyla da röportaj yapmak mümkün ama yüz yüze gibi olmuyor. Sizi bir gün stüdyomuzda ağırlayalım, uzun uzun konuşalım hocam. Şeref duyarım. Biz de şeref duyarız. Değer kattınız programımıza. Saygılar sunuyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Talip Küçükcan bugün vesairede konuğumuzdu. Aslında kültürel diplomasiden söz ederken son cümle olarak şunu ifade edelim. Kendi kültürünü tanımadan kültürel diplomasiyi gerçekleştirmek mümkün değil. Kendini tanımadan dünyayı tanımak da mümkün değil. Programın sonunda bir mesaj olarak onu da iletelim. Muhammed Ersin Toy, Uğur Eracil, Süha Üner, saygı ve selamlarımızı iletelim. Hoşça kalın. Vesair sona erdi. Thank you.